Merhabalar. Türkiye'nin en derin magazin çukurunda Şoko Yorum Saati'ne hoş geldiniz. Sizin için Yeşilçam dizisinin bölümlerini mercek altına alıp 60'lar Türkiye'sinde yaşanan gerçek hadiselerle olan bağlarını gün yüzüne çıkaracağız. Levent Cartek, Volkan Sümbül ve Çağan Irmak'ın yarattıkları Yeşilçam evreninde Cevher prodüktörümüz Semih Ateş ve etrafına kümelenen sinema sevdalısı karakterler gerçek Yeşilçam'dan izler taşıyor. Bu videoda Yeşilçam dizisinin derinliklerine inerek bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz bilgileri derledik. İki dirhem bir çekirdek Eski Beyoğlu'na çıkmaya hazırsanız Yeşilçam'ı hep beraber yeniden keşfetmek için 1960'lar İstanbul'una geri zıplıyoruz. Yeşilçam dizisinde Semih Ateş, Tülin Saygı'nın dans ve duruş dersleri alması için bir hoca tutuyor. Tülin filmlerdeki dans sahnelerinde izleyenleri kendine hayran bırakmak için kuvvet alımına çalışmaya başlıyor. Dans üstadı Kuvvet karakterinin gerçek Yeşilçam'daki iz düşümü adını eğlence tarihimize altın harflerle yazdıran Kudret Şanlıra oluyor. Yeşilçam'a göbek attıran adam olarak hatırlanan Kudret Şanlıra, 30 yılı aşan kariyeri boyunca Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray başta olmak üzere Beyaz Perde'nin en ünlü jambeci adamlarına özel olarak verdiği dans ve duruş dersleriyle büyük bir şöhret kazanıyor. Dansa çocukluğundan beri meraklı olan Kudret Şanlıra, henüz 14 yaşındayken dindar ve baskıcı ev ortamıyla sokakların renkli dünyası arasındaki zıplığa dayanamayarak evini terk ediyor. Üsküdar'daki aile evinden ayrılır ayrılmaz, soluğu Beyoğlu'nda alan genç Kudret, ilk adres olarak dönemin ünlü dansözü Adalet P'nin çalıştığı kumpanyaya gidiyor. Ünlü dansözü gösterisinin sonunda takip ederek ev adresini öğreniyor ve kapısına dayanıyor. Sizin gibi ünlü şöhret sahibi bir dansöz olmak istiyorum. Danslarınızın hayranıyım. Benim hocam olunuz. Bana dans öğretiniz diye yalvarıyor. Adalet P her ne kadar bu genç ve kararlı delikanlıya bak oğlum seni anlıyorum ama Türkiye sanatçının mezarıdır. Hele erkek sanatçının yaşama şansı hiç yoktur. Heves ettiğin meslek kadınlar için geçerlidir. Sense erkeksin. Dansöz olursan aç kalır sürünürsün. Vazgeç bu sevdadan. Evine dön, oku, adam ol diye nasihatlerde bulunsa da Kudret bunları duymazlıktan geliyor. Gözyaşları içinde kovsan da dönsen de evden ayrılmam ablacığım diyerek Adalet Hanım'ın ellerine sarılıyor. Türkiye'nin ilk dansözlerinden olan Adalet P, yalnızca dans yeteneğiyle değil, filmlere konu olabilecek hayat hikayesiyle de büyük bir üne sahip. Yıllarca Almanya'da sahne şovları düzenleyen Adalet, nüfuzlu kimselerle kurduğu ilişkiler sayesinde top secret bilgilere erişim sağlayarak anında Ankara'ya bildiriyor. Böylece Milli Emniyet Hizmeti Riyasetinin yani Cumhuriyet'in ilk milli istihbarat teşkilatı için bilgi toplamakla görevli ajanlardan biri oluyor. Kudret kapısına dayandığı gün Adalet P'yi ikna etmeyi başarıyor ve yanında çalışmaya başlıyor. Turnelere gidip sahne kurulumundan ayak işlerine kadar pek çok alanda çalışırken bir yandan da idolünden dans eğitimi alıyor. Kendini iyice geliştirdikten sonra çok sevdiği ustasından ayrılıp kendi derslerini vermeye başlıyor. Evinde vermeye başladığı oryantal dersleri büyük sükse yapıyor. Dönemin ünlü dansözleri, solistleri ve Yeşilçam artistleri dahil olmak üzere türlü çeşitli insanlar kapısında kuyruk oluyor. Şöhretinin zirvesine doğru koşarken muhafazakar ailesiyle arası iyice açılıyor. Sulatası olan kimlikteki soyadını aile bireyleriyle yaşadığı çeşitli sorunlar sonucunda bırakıyor ve izlediği bir Arap filminden esinlenerek Şandıra'yı kendine soyadı olarak seçiyor. Böylece yaşadığı hayatı eleştiren ve kendisini ahlaksızlıkla suçlayan ailesinin ona layık görmediği soyadını onlara iade ediyor. Bu yeni soyadı ünü giderek yayılmaya başlayan dans hocasına şans getiriyor. Yeşilçam'da giderek artan ünü dönemin yıldız isimlerini de cezbediyor ve Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Ayhan Işık, Selma Güner'i ve Sevda Ferda gibi pek çok ünlü star Şandıra'nın kapısını çalıyor. Yıldız öğrencilerinin gösterdiği başarılar usta dans hocasının Beyaz Perde'ye transfer olmasını sağlıyor ve kariyeri boyunca 30'dan fazla filmde rol alıyor. Filmleri Anadolu'yu dolaşırken Şandıra da boş durmuyor ve dansçılarını yanına alıp Türkiye'yi karış karış gezmeye başlıyor. Turne için Bartın'a gittikleri bir gün basının ve yerli halkın ilgisini çekmek isteyen Kudret Şandıra dansçı kızlara sahne kostümlerini giydirerek kaldıkları otelden meydandaki Atatürk heykeline kadar yürüyüş yaptırıyor. Bartınlılar bu şova alkışlarla destek olurken emniyet güçleri bu yürüyüşten hiç hoşlanmıyor ve yol boyunca takip ettikleri dans ekibini otele döner dönmez yakalayıp karakola götürüyor. Halkın ahlakının bozulmasından endişe eden komiser, Kudret'i bu işi yarın sahnede tekrarlarsan seni hapse tıktırırız diyerek tehdit ediyor.
Bu uyarıya kulak asmayan Chandra, ertesi gün seksi danslarla bezeli şovunu gerçekleştiriyor. Ancak sahne sonrası aynı komiser tarafından nezarethaneye götürülüyor. Mahkemede yaptığı savunmada, bu tip reklam gösterilerinin her yerde yapıldığını, yerli film ve dergilerde daha müstehcen seks sahneleri bulunduğunu ve bunların milyonlarca kişiye yayın ve sinema yoluyla afişe edildiğini söyleyerek, dönemin ünlü magazin dergilerini ve film afişlerini delil olarak sunuyor. Bu iddialı savunmadan etkilenen hakim, beraat kararının yanı sıra sokakta yarı çıplak dolaşmak serbesttir, suç değildir diye bir mahkeme ilanı veriyor. Sahne ve dans dersleri arasında geçip giden bu hızlı hayat, Chandra'yı tam anlamıyla tatmin edemiyor. Çocukluk yıllarında hayatında büyük bir yer tutan dini öğretiler aklına geldikçe, yaşadığı zıtlık içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Alkol, seks ve dansla dolu Beyoğlu hayatından yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor ve uzun zaman önce bağını kopardığı camilere yeniden gidiyor. Çok sevdiği annesinin ölümüyle muhafazakar bir yaşam tarzı benimsiyor. 1972 yılında sahne şovlarına son veriyor ve para biriktirebilmek için sinema filmlerine ağırlık veriyor. Kendini geçindirebilecek kadar birikim yaptıktan sonra Beyoğlu'ndaki barını yoksatıp Yalova'nın Çınarcık ilçesine yerleşiyor. 46 yaşında tövbekar olup hacca giden ünlü dans ustası, ilerleyen yıllarda hayat öyküsünü Yeşilçam'dan Kabe'ye ismiyle kitaplaştırıyor. Gördüğünüz gibi Yeşilçam evreni bugün hafızalarda eski tazeliğini yitirmiş ama ışıltısından hiçbir şey kaybetmemiş pek çok önemli ve gizemli yıldıza ev sahipliği yapıyor. Gelecek bölümde Reha Esmer karakteri üstünden Yeşilçam evreninin patronları, prodüktörleri inceliyor olacağız. Bir sonraki bölümde görüşene dek anlatma aladık.